Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu kesme boncukla yapılan oyayı bugün sizinle paylaşacağım. Bu kesme boncuklara çok fazla oya isteği geliyordu. Birkaç model var benim elimde şu anda. Önce onları paylaşacağım. Daha sonrasında da inşallah yeni modeller üretiriz. Elimdeki örnek çok basit, çok kolay bir örnek. Daha önceden bunun kum boncuklaya ve inciyle yapılmışını da göstermiştim. Şimdi bir de bunu bu ışıltılı boncukla yapalım. Bu boncuğun en güzel tarafı arkadaşlar, üzerinde gerçek taşlar yok. Bu nedenle taşı düştü, taşı döküldü gibi bir sıkıntısı da olmuyor. İkişer zincir çekerek yazmanın kenarına tığ battı yaptıktan sonra hemen tek sıra halinde üst kısmını örüyoruz. Bunun için boncukları kesmemiz gerekiyor. Bilmeyen arkadaşlarım vardır, belki bir göstermek istiyorum. Bu boncuk böyle bütün halde satılıyor arkadaşlar. Şu şekilde keserek çalışıyorum ben. Elimde bu kadar kalmış bu boncuktan. Hemen birkaç tane keselim gösterecek kadar. İkili bir şerit şeklinde kesin. Benim yaptığım gibi şöyle biraz daha ilerleteceğim. Sonrasında arkadaşlar bunu dörtlü dörtlü kesiyoruz şu şekilde. Bir, bu şekilde her bir örnekte bu kadar kullanacağız arkadaşlar. Bir, iki, üç, istediğiniz kadar kesebilirsiniz bunu. Ben yaptıkça, bitirdikçe kesiyorum çünkü kaybediyorum, problem çıkıyor diye. Şu şekilde göstereyim. Bu da burada dursun hatta kenarda. Kesildikten sonraki halleri şu şekilde arkadaşlar. Tersi ve düzü var. Ters tarafı şöyle metalik. Düz tarafı da bu şekilde. Bu pullar çok farklı renklerde olabiliyor. Bunun ben bordosunu, altın rengini, bronzunu gördüm. Ve bazılarının da gümüş ya da altın rengi oluyor. Ama benimkini şu aradaki ipler gri. Şöyle yakından göstereyim. Onlarda o ipler siyah olabiliyor. Çok çeşidi var yani. Aldığınız yerde tüm çeşitlere bakmaya çalışın. Hangisi hoşunuza giderse, yazmanıza hangisi uyuyorsa. Bu şekilde. Hemen yapmaya başlamak istiyorum arkadaşlar. Bunlar burada dursun. Tekrar eden kısmım şurası. Bir tane zincir çekerek başlıyorum. Çekmiştim ben o zincirimi sökülmesin diye. Şöyle yapacağım. Yaptıktan sonra bir tane boncuğumu alıyorum. Böyle. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şu boncuklar arasındaki ipin üstteki telinden giriyorum. Sık iğnemi yapıyorum. Üzerine 6 zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Zincir dar olmasın. Zaten zincir ütülerken göreceksiniz. Öne ya da arkaya kaçma konusunda biraz böyle yatkın. Zincir dar olduğunda bu daha çok yaşanıyor. Bu nedenle zincir 6'dan az olmasın arkadaşlar. Şu şekilde tam etrafında dolanacak kadar. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eğer çok sık zincir çekiyorsanız bir tane daha çekebilirsiniz. Şöyle göstereyim. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Buraya geliyorum. Burada tekrar bir tur daha dönmüyorum. Sadece 3 tane boncuğun etrafında dolanıyorum. Biri boş kalıyor. Bir tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Şöyle dördüncünün altından giriyorum. Çift kat çekerek normal 4 tane trabzan yapıyorum. Çift kat, çift kat. Bir doladım. Çift kat, çift kat. Bu şekilde. İşte bir motifi yapılmış oldu. Çok kolay ilerliyor arkadaşlar bu örnek. Hemen bir tane zincir çekiyorum başlarken. Tekrar diğer boncuğumu alıyorum. Dıştaki şuradan giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6 zincir. Sıradakine. 1, 2, 3, 4. 2 kaldı, ben de söktüm. 3, 4, 5, 6. Şöyle sıradakine. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve tekrar sıradakine batıyorum sık iğneyle. Sonra bir tane zincir çekiyorum. Bir doluyorum. Tığ battı da 1, 2, 3 boşluk bıraktım. Dördüncünün altından giriyorum. Şu şekilde. 1, 2, 3, 4 tane trabzan yapıyorum arkadaşlar. Sonra tekrar bir tane zincir çekiyorum. Bunu da yapalım. Sonra bakalım neler yaptık. Dıştaki telden giriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen şuradan. Dıştakinden. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hemen diğer tarafa tutturuyorum.
Bir. Ütülerken dikkat edin arkadaşlar. Üzerine ütü bezi koyun bence. Çünkü ütü sıcaksa eğer, yani çok sıcak olmasına da gerek yok. Normal sıcaklıktakine bile, normal sıcaklıktaki bir ütü bile bunun bu görüntüsüne zarar veriyor. Yapışık böyle çirkin bir görüntüsü oluyor. Muhakkak ütü bezi kullanın. Benim tavsiyem. Sadece bu tür boncuklarda değil, her tür cam boncuk dışında her tür boncukta ve incide, arpa boncukta hepsinde gerekiyor. Bunu da yaptık. Bakalım neler yaptık. Şimdi az önce bahsettiğim ütülerken dikkat edilmesi gereken vaziyet oluştu arkadaşlar. Ben şunları ütülemiştim sizin için. Ütülerken çift yön ütülüyorum. Ütülemeden önce şöyle birazcık düzelterek ütüledim ben. Şöyle kenarlara kaydırarak. Bu şekilde ütüledim. Sonrasında da tersini çevirdim. Eğer kayma olmuşsa tekrar onu düzelterek tersini çevirdim. Ve bu örneği oluşturdum. Zaten internette de bulunan bir örnek. Bayanlar arasında da çok yaygın, çok seviliyor. İnşallah siz de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Abone değilseniz abone olun. Böylece her gün yayınladığım videoları kaçırmamış olursunuz. Ayrıca Instagram'da da Oya Hanım sayfamda bu tüm örneklerimin yakın plan fotoğrafları bulunuyor. Beni oradan takip ederek de bu fotoğraflardan yararlanabilirsiniz. Şimdiden deneyecek olan herkese kolay gelsin diyorum.